Ha, bir hafta da buldum. Bir hafta sürmedi ya. Yemezsek bu iki güne beri yemir eğilmiyor. İştahsız var hayvanda. Yemiyor. Bu iki güne beri yemiyor. He, ertesi gene yiyordu. Topallama var. Var. Ön ayağımda ikisinde var. Var, gel. Şurada bu dizde şişme var kardeş. Şu an kalp atışları hayvanın çok hızlı. Farkından fazla. Hayvanda bariz zayıflama, iştahsızlığı görebiliyorum. Memede problem var mı? Valla memede problem yok. Bir kesildi yani. Evet. Gelin arkadaşlar. Anamnez için özellikle keçilerde meme çok önemli. Çünkü keçilerde topallığı duyduğumuz zaman agalaksi diye bir hastalık var. Mutlaka süt kesen de dediğimiz bir hastalık. Zaten bu 4 günde benim gibi olmuş. Hem memede bu şekilde süt kesiliyor, görüyorsunuz. Zaten bu hastalığın ismini de bu sütün kesilmesinden alıyor. İki memesinde de var. Aynı zamanda ön ayaklarda topallık, şişme, üstüne bariz bu hastalığın olduğunu gösteriyor. Bravo. Ateş ölçeceğiz. Dün yanına geliyordum. Arkadaşlar. Şu an 41 41 derecelik bir yüksek ateş var, hatta 41 dereceye de geçiyor. Gördüğünüz gibi teşhisimiz doğru. Agalaksi hastalığı. Hayvanlarda topallama ve meme de bu şekilde sütün kesilmesi ve iştahsızlık. Yüksek ateş bu hastalık için önemli semptomlar. Önemli. Karın karnına yapışmış. Karın karnına girmiş arkadaşlar. Hayvan muhtemelen birkaç günden beri yemiyor. Tamamen iştahsız. Bu tür hastalıklarda mutlaka aşı yapılması lazım. Agalaksi aşısı olarak da geçiyor piyasada. Mutlaka bu aşının süreye yapılması lazım. Çünkü bir koyun işletmesinde de aynı semptomları gördük. Hastalığın teşhisini koyduk. O yüzden mutlaka hayvanlarda topallık, yüksek ateş, aynı zamanda da memede problem varsa bu bizim için önemli belirtiler bu hastalık açısından. Mutlaka söylediğimiz gibi bu hastalığın korunması açısından agalaksi aşılarını hayvanlara yaptırmamız lazım. Yine tedavide arkadaşlar yüksek ateş, topallık, meme, belki problemlerden dolayı da etkili bir antibiyotik özellikle de geniş spektrumlu antibiyotik kullanmak lazım. Yoğun olarak da tedaviye devam etmek lazım. Çünkü tedavi edilmediği takdirde ölümcül bir hastalık ve yine memedeki problem tedavi olsa bile bazen bu meme düzenleyebiliyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi aşılama. Bugünkü anlatacağımız konu bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.